Gidiyoruz North CM'e. Işıl Yıldırım var karşımızda. Işıl merhaba. Merhaba Açıl. Şimdi özellikle Euro-Dolar'daki hareket dikkat çekici. 1.1330'lara kadar geri çekildik. 1.14'ü denedikten sonra üzerinde kalmayı başaramadık Euro-Dolar cephesi için. Nedir beklentiniz? Ne tarafa daha ağırlık kazandı sizce bundan sonrasına dair beklenti? Aslında genel olarak baktığımızda bugün piyasalarda dolar lehine bir düzeltme hareketi var diyebiliriz. Özellikle dolar endeksi dün bayağı bir sert düşmüştü. 93.40'lara kadar bir geri çekilme vardı. Bugün de baktığımızda yine 93.80 seviyesini, kritik seviyesini tekrardan üzerine bir toparlanma hareketi olduğunu görüyoruz. Bu da hem emtialar tarafına hem de euro-dolar paritelere olumsuz bir şekilde yansıdı. Ki euro dolar tarafına baktığımızda yine 1.14'lerden 1.1340 seviyelerine kadar bir gerileme var. Bu geri çekilme bir miktar daha devam edebilir. 1.13 seviyelerini test edebilir. Ancak önümüzdeki hafta FED toplantısına dair beklentilerin etkisiyle euro dolar paritesinin 1.13 seviyesinin aşağıda önemli destek olarak tutmaya devam etmesini bekliyoruz. Bir de altın cephesini sormak istiyorum sana. Dolar bir parça gücünü toplamaya başlayınca altın da 1260 doların üzerinde kalamamış gibi görünüyor. Buradaki geri çekilmenin nereye kadar olmasını beklersiniz? Birebir dolara mı bağlıyorsunuz? Evet, altın tarafında da bir düzeltme hareketi var ki zaten geçtiğimiz günlerde oldukça hızlı bir şekilde bir yükseliş görmüştük. Buna tepki satışları geldiğini söyleyebiliriz. Altın tarafında yine 1248'lere kadar geri çekilme devam edebilir. Ancak orta vadede altın tekrardan 1260 ve üzerinde tutunduğu müddetçe 1280'lere doğru bir yükseliş trendini başlatacaktır. Işıl, çok teşekkür ediyoruz sana da bu değerlendirmeleri bizlerle paylaştığın için. North CM'den aldığımız yorumlarla birlikte akıllı paranın da sonuna gelmiş oluyoruz.